İbrahim Biba. Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Her şeyden önce cefakar annelerimizin ve anne olan meslektaşlarımızın anneler gününü en içten dileklerimi kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, bir şey dikkatimi çekti. Aslında bir zamanda söylemeye düşündüğüm bir şey. Kürsüye çıkan her arkadaşım, buna ben de dahil, kendimizi samimi olarak ifade etmekten uzarız. Dün ve önceki günlerde hepimiz bir plan içinde genel kurullar gidelim, işte şu arkadaşım şunu söylerse ben bunu söylerim, şu arkadaşım şunu söylerse ben çıkar şunu söylerim gibi kendi kendimize, işte kendimizle alakalı olmayan şeylerle 23 yıldır bir işi durduk. Ertesi günde veya en az bir ay sürecek görüşmelerle, işte ben genel kurulda filan kişiye şunu dedim, filan kişiye bunu dedim, bak nasıl söyledim diye arkadaşlarımızdan da tasdik arar dururuz. Ben bugün bu anlayışın dışına çıktım. Şöyle not aldığım şeylerle sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Bu salonda bugünden önce bundan sonra da öyle olacağına inandığım, yolda yürürken dertleştiğim, bazılarıyla ailece görüştüğüm, bazılarıyla hafta sonu program yaptığım, bazılarıyla kader bilgi yaptığım, fakat şu ya da bu şekilde bugün başka gruplarda bulunan arkadaşlarım var. Bazen toplantı vesilesiyle arkadaşlarımızla otellere gidiyoruz, sosyal tesisleri beraber kullanıyoruz. Burada çok samimi günler geçiyor, geziler düzenliyoruz. Ama her ne hakse bugün onlarla karşı karşıya geliyoruz. 23 yıldır da böyle oldu. Ne yazık ki bugüne kadar bu kişiye karşı bir işbirliği yapma çabamız olamadı. Değerli arkadaşlar, şimdi biz meslekte bir grup olarak mevcut yönetimin anlayışını eksik bulduğumuzdan bugün buralarda bu yönetimleri değiştirmek ve hizmet odaklı çalışacak, üretecek arkadaşların yönetimlere gelmesi çabası ve gayret içindeyiz. Şunu samimi düşünen birisi olarak aklım almıyor. Bir yönetici 23 yıl önce seçim broşürüne koyduğu vaatleri ve sorun olarak işlediği konuları hala seçim broşürlerine taşıyorsa, benim meslektaşım, arkadaş sen daha ne yüzde bunların temsil pilavı gibi önüme getiriyorsun demez. Arkadaş, neden hala bana evet sen anlattıklarına haklısın ama ben yine de hatalı olduğuna inandığım kişilerin arkasından gidiyorum der, bunu anlayabilmiş değiliz. Yıl 1995, Sayın Cemal Gültekin, odamızın başkanı sağ olsunlar, çok hizmetleri vardı. Biz o zaman stajyerken bize şöyle bir örnekten bahsetti. Giden arkadaşlarımız vardır. Almanya ile alakalı bize şöyle bir örnek verdik. Arkadaşlar, Almanya'da mükellef evraklarını getiriyor. Bu 1995 yılındaki söylediği şey. Mükellef evraklarını getiriyor. Muhasebeci arkadaşım veya elemanı bilgisayara giriyor ve bitiriyor, düğmeye basıyor. Maliyeye beyanname gidiyor, tahakkuk çıkıyor ve de meslektaşın, muhasebecinin ücreti bank hesabına yatıyor. Ben bunu hiç unutmam. Ne zaman acaba biz Türkiye'de bunu uygularız diye düşünüyorum. Biz bunları yapmak yerine, bunların muhakemesini yapmak yerine, ne zaman Türkiye'de bunları uygularız yerine, birbirimizle uğraşıp onlarla vaktimizi harcıyoruz. Yeri gelmişken söyleyeyim, bizlere karşı herkesin diline doladığı bir söylem var. Neymiş efendim, siz gücünüzü mevcut hükümetten alıyorsunuz. Siz şucunuzsunuz, bucusunuz. Efendim, biz de kendimizi paralıyoruz. Hayır, biz öyle değil, sadece meslek için çalışır, samimi insanlarız. İşte şunlarda yaptığımız çalışmalar diye nefesimizi tüketiyoruz. Ama arkadaşlarımız, sen ne dersen de ben seni öyle görüyorum. Öyle de giyeceğim diyor. Artık bu toplumdan sonra bir şey veya oturacağım, söyleyebileceğim bir şey kalmıyor. Nasıl bir görmek istiyorsanız öyle görün. Ama bu grup mesleğe hizmet etmeye devam edecektir. Doğru şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Onun için de hızla büyüyoruz. Bunun da önüne geçiremeyecektir. Biz mesleği ve meslektaşı siyasete ve siyasetçiye kullandırmak yerine
siyaseti meslek lehine kullanmanın gerekliliğine inanıyor ve bu kapıları açık tutma gayreti gösteriyor. Bazıları inanç için amaç olan şeyi biz araç olarak kullanıyoruz. Şuna da şaşırıyoruz. Bugün bizleri siyasetin arka bahçesi olarak görenler, arkadaşlarımızın şu ya da bu şekilde siyasi partilerin ilçe seviyesinde bir yerinde olmasını eleştirenler, geçmişte yerini başka birinin bulana kadar buradayım diyen bir partinin genel başkanını Ankara'da TÜRMOB'un başına geçirdiler. Bu arkadaşlarımız o zaman neden iradelerini beyan etmekten geri durup sıraya girerek kendilerine verilen bu talimatı uyguladılar. Değerli arkadaşlar, siyasetin kirli yüzü, çirkin siyaset bu olsa gerek. Bir konuya da değinip sözlerime son vermek istiyorum. Bazılarımıza gelmiştir, Çağdaş Grubu'nun yürütme kurulu başkanı Sayın Mustafa Erdem'in imzası, genç meslektaşlarım diye başlayan ve tamamı çirkin ifadelerine dolu, grubumuzu hedef alan bir metin elimize geçti. Bu yazının içeriğine dahi girmeyeceğim. Çünkü tamamı asılsız ifadeler. Değerli arkadaşlar, tabii şunu da söylemeden geçmemek lazım. Genç meslektaşlarımızın denetici olamamasında veya bağımsız denetim hakkını elde edememesinde bizim grubumuz olarak, meslek devirlik grubunun olarak ne gibi bir menfaati vardır? Bu eğitimlerin Sakarya Üniversitesi'nde yapılmasından, Ankara Üniversitesi'nde yapılmasından, Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılmasından grubumuzun ne menfaati vardır? Meslektaşlarımızın 3 yıllık staj yapmasından grubumuzun ne menfaati vardır? Kamu Gözetim Kurumu sitesinde ders hücretlerini, ders müfredatını standart bir şekilde ve hiçbir yoruma mal vermeyecek şekilde ücretlerini de dahil yayınlamışlardır. Bunu internet sitesine bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Peki burada TÜRMOB başını sormak gerekmez mi? Bu eğitimler ile ilgili çalışma yapılırken sizin öneriniz neydi? Planınız, programınız neydi? Efendim bize hiçbir söylemediler, görüşümüzü sormadılar. O zaman bu camiaya Kamu Gözetim Kurumu'na sunduğunuz öneriyi ve onların size gönderdiği gerekçeli kararı veya yazıyı anlatınız. Ama bir konu dikkatimizi çekti. Çağdaş Grup imzalı bu yazıyı Harfiyen Kayseri Odası Başkanı tarafından da yayınlanmış. Muhtemelen başbakanlığa da yazı gönderilmiş olabilir. Değerli arkadaşlar, bizim sizlere yıllardır anlatmaya çalıştığımız işte tam buydu. Bu yazıyı yazan bir el var. Bu el aynı zamanda bizim odalarımızı da etkiliyor. Sizler burada birbirlerimizi rencide ederken kendi yapılarını ayakta tutmak için bazılarımızı kurulan bazılarımızlar olarak kullanıyorlar. Sayın konuşmacı lütfen toparlayın. Sizlere samimi olarak soruyorum. Biz ne zaman bunları göreceğiz? Ne zaman bunlara yapı malzemesi olmakta kurtulacağız? Değerli arkadaşlarım, oda yönetimine talip olan ve medeni gruplara ve medeni cesaret göstererek bağımsız aday olan arkadaşlarımıza seçimlerde kolaylıklar diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Seçimlerin ülkemize ve meslek camiamıza ait olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.